İstanbul'dan günübirlik de olsa uzaklaşalım. Doğaya kavuşalım. Su sesleri eşliğinde güzel bir kahvaltı yapalım. Veya yemek yiyelim, mangal yapalım diyorsanız İstanbul'a yakın size harika bir yer önerim var. Su Düşen Şelalesi. Bu şelale benim gezdiğim diğer şelalelerin aksine etrafında böyle güzel kafeler, lokantalar var ve arabayla 100 metre yakınlarına kadar gelebiliyorsunuz. Bu şelale Bursa ili sınırlarında ama Yalova'nın Termal ilçesine yakın. Kamp yapmaya, piknik yapmaya da uygun bir sürü alan var şelalede. Biz buraya Kasım ayında gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Tabii suyun debisi henüz yağmur mevsimi tam anlamıyla başlamadığı için düşüktü. Ama bakın Şubat ayında yağmur yağarken gittiğimde o cılız şelale bu hale dönüşüyor. Tesisler Şubat ayında da açıktı. Yürüyüş alanları var. Mis gibi doğa içerisinde İstanbul'a yakın olması nedeniyle bence mutlaka hafta sonunun bir gününü ayırabilirsiniz. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Şelalenin olduğu yerde çocuklar için böyle bir aktivite yapmışlar. Şimdi gene Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Termal Oteli'ne doğru gidiyoruz. Yol bakın çok keyifli. Sonbaharda yani Ekim ayında falan herhalde çok daha güzel renkler olur. Evet, Sağlık Bakanlığı Termal Oteli tesislerindeyiz. Burası da aynen bir milli park gibi. Sonbaharın tüm renkleri burada gördüğünüz gibi toplanmış. Otel var, kaplıcalar var. Yani Su Düşen Şelalesi'ne giderseniz eğer burayı da pas geçmeyin. Ya da sabah önce burada vakit geçirin. Yemek kahvaltınızı burada yapın. Çok güzel tesisler var. Yürüyüş alanları var. Sonra Su Düşen Şelalesi'ne gidin. Fark etmez. İkisi de uyar. Burada bir mağara vardı. İnsanlar ayaklarını, bakın ayak suyu yazıyor. Suya sokmuşlar. Herhalde bir şifası var. Ben hatırlayamıyorum. İşte hamamları görüyorsunuz. Burası Su Düşen Şelalesi'ne yaklaşık 15-20 dakika mesafede.
Hamamlar toplu haldeydi biraz önceki videoda. Cıvıl cıvıl harika bir yer. Buraların avantajı İstanbul'a çok yakın olması. Aslında Yalova tarafında keşfedilmemiş çok güzel yerler var. Bakın biraz sonra Çınarcık tarafına geçeceğiz. Orada video yok, sadece fotoğraflar var. Yalova'nın Çınarcık ilçesine yakın bir sürü mesire yerleri, şelaleler var. Mesela burası Teşvikiye Ormanları. Su içerisinde orman. Burası dipsiz göl. Harika yansıma fotoğrafları çekmiştim. İkiz şelale veya çifte şelale denilen yer. İşte bu birincisi idi. Biraz daha tırmanıyorsunuz. Bu ikinci şelaleye ulaşıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.